Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere buzluğa atmak için Ramazan'a hazırlık amacıyla çorbalık köfte tarifi vereceğim. Çok lezzetli oluyor. Yapacağız, buzluğa kaldıracağız. Paket paket yapıp, dilediğiniz zaman çıkartıp çorbalarınızda, nohut yemeklerinizde kullanabileceğiniz bir köfte bu. Bunun için öncelikle burada 350 gram kadar kıyma var ama 200 gram kadar kıyma da yeterli. Buzluktan çıkarmış olduğum eti çektim ve hepsini kullandım. Tekrar buzluğa koyamayacağım için. İçerisine 2 su bardağı köftelik bulgur ekliyorum. Evet. Ardından baharatlarımız var bolca. Toz kırmızı biber, karabiber, kimyon, tuz. Tuzu bir tatlı kaşığı tepeleme koydum. Kimyon ve karabiberi bir çay kaşığı tepeleme koydum. Toz kırmızı biberi de bir çay kaşığı tepeleme koydum. Naneyi, kuru reyhanı ve toz kırmızı biberi birer tatlı kaşığı koydum. Bunları kendinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Baharatları da ekliyorum. Bir orta boy kuru soğanı küçük küçük doğramaya çalıştım. Rondodan çekmeyin. Aslında çiğ köfte yoğurma kabı olsaydı çok daha rahat yoğururdum. Hatta benim mutfak şefim var. O bile halleder bunu ama sizlere nasıl yoğurulacağını göstermek adına yapıyorum. Yarım çay bardağı kadar irmiğim var. İrmik ekledim. Un, yumurta, maydanoz. Daha sonra ekleyeceğim. Birazcık su alayım. Bir su bardağı kadar da yanıma su aldım. Başlıyorum. Daha derin bir kapta olsa çok daha rahat olur. Kolları sıvayım şimdi, siz bana yine laf söylersiniz. Evet. Köfteler yumuşayana kadar bu şekilde yoğuracağız. Ara ara su alacağız. Kurudukça. Çiğ köfte yoğurur gibi yoğuruyoruz. Bulgurlar yumuşayana kadar, görmüş olduğunuz gibi soğanlar da hala diri diri duruyor. O soğanlar da ölene kadar bu şekilde çiğ köfte yoğurur gibi yoğuracağız. Nasıl yoğurursanız yoğurun fark etmez ama isterseniz böyle hamur yoğurur gibi yoğurun. Bulgurun yumuşaması lazım. Soğanların da iyice ezilmesi, içinde kaybolması lazım. Ara ara elimi sulayarak, köftelere su ilavesi yaparak bakın bu şekilde yoğurdum. Soğanlar artık içinde görmüş olduğunuz gibi belli değil. Bulgur da güzelce yumuşadı. Hafif böyle macun kıvamını alana kadar yoğuruyoruz. İçerisinden cığındırıklar çıkıyor. Eti ben kendim kıyma şekline getirdiğim için yağlı etlerde bu tarz şeyler olabilir. Hazır almamıştım kıymayı. Böyle denk geldikçe sizler de eğer evde kendiniz çekiyorsanız kıymayı mutlaka cığındırıkları çıkartın. Tamamen yumuşadıktan sonra 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un ekledim ve güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Ardından yumurta ve unu da yoğurduktan sonra ince ince kıymış olduğum maydanozları ekleyeceğim. Yumurta ve unu görmüş olduğunuz gibi artık böyle macun kıvamına geldikten sonra ekliyorum. Yumurta, un ve irmik sayesinde bu köftelerimiz pişme esnasında kesinlikle dağılmıyorlar. Maydanoz çok güzel bir koku veriyor, aroma veriyor. Bahçemden toplamıştım. 7-8 dal doğrarsanız güzel olur. Yoksa eklemeseniz de olur tabii ki. Maydanozda da şöyle güzelce bir yoğuruyorum. Daha büyük bir kapta daha rahat bir şekilde yoğurursunuz tabii ki. Özellikle çiğ köfte leğenleri oluyor. Alüminyum, çelik pardon. Artık metali neyse işte. Onlarla çok daha hızlı, kolay ve rahat bir şekilde yoğurursunuz eğer varsa. Evet, artık köftem görmüş olduğunuz gibi hazır. Elinizi yıkayın, gelin. Bulaşık olmasın. Rahat yuvarlayabilmeniz için. Yanınıza da bir kasede birazcık sıvı yağ bırakın. Sıvı yağ yardımıyla yapacağız.
Normalde ile tabii ki yapışmıyor. Su yardımı ile de yapabilirsiniz bu işlemi ama şimdi üst üste koyacağımız için birbirlerine yapışmasın diye yağ desteği almanızı tavsiye ederim. Buzluğun bir çekmecesini çıkardım. Boştu zaten. Hazırlamış olduğum bu köfteleri avucumun içinde yuvarlayıp misket büyüklüğünde atacağım. Üst üste bineceklerdir. Hiç korkmayın, yapışmayacak. Çünkü biz bu çekmeceyi alacağız. Ben direkt buzluğa süreceğim. Bir gece bekleteceğim. Ertesi gün birbirinden ayırıp paketleyeceğim. Tabii ki böyle çekmeceyi hepsini çıkarmanıza gerek yok. Bir tepsi veya büyük bir tabak üzerine de yapsanız olur. Buzluğunuza sığabilecek. Bu yapmış olduğumuz çorbalık köfte yaklaşık 4-5 kez yemekte kullanırsınız. Hangi tariflerde uygulanır, hangi tariflerde yapılır sizlere bahsedeceğim. Ve bu videonun sonunda da hangi çorbada kullandım hemen böyle kısaca ve hızlıca size yapmış olduğum yemeği göstereceğim. Çok lezzetli bir yemektir. Mutlaka yapın. Özellikle bir misafiriniz geliyorsa mükemmel ağır bir yemek çorba olur. İç Anadolu'da genelde bu lezzeti bilirler. Annem ve babam benim Maraşlı, eşim Denizli'li. Maraş'ta çok bilinir bu yemek, bu köfte. İç Anadolu'nun birçok şehri bilir. Kayseri vesaire. Başka kimler biliyor, kimler yapar? Yorumlarda belirtirseniz. Siri çalıştı. Evet, köftelerim bu şekilde hazır. Buzluğa göndereceğim. Ve ertesi gün birbirinden ayırıp paketleyip buzluğa atacağım. Tekrar. Evet, ertesi gün oldu. Bakın bu şekilde birbirine yapışmış oluyor. Çok rahat ve kolay bir şekilde birbirinden ayırıyorsunuz. Hiç sorun olmuyor. İnanın çok da güzel oldu. Hani göstereceğim yapmış olduğum yemeği de asla dağılmıyor. Çok güzel lezzet veriyor. Yayla çorbası tarzında çorbaların içine ekleyebilirsiniz. Nohut yemeklerini ekleyebilirsiniz. Tamamen sadece bununla köfteli bir çorba yapabilirsiniz. Birçok çorbanın içerisinde bu köfteleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz çorbaların içine atın. Şimdi bunları paketleyip buzluğa kaldıracağız. Sizlere yapmış olduğum yemeği hızlıca gösteriyorum. Düdüklü tencereme 200 gram kadar kuşbaşı etini aldım. Suyunu salıp çekene kadar karıştırdım. Ve ocaktan alacağım. Bakın çok güzel özlü bir yemek oldu, çorba oldu ne derseniz artık. Köfteler çok güzel, harika, lezzetli olmuştu. Nohut yemeğini zaten herkes sever. Umarım sizler de bu tarifi beğenir ve denersiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.